Merhaba arkadaşlar, Project Zomboid Fallout'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi en son hatırlarsanız şurada yukarıda duvarlarımızı yapıyorduk. Saat 9:10 geçiyor. Ben bu duvarları olabildiğince yaptım, hatta onları yükselttim hepsini. Fakat bu kısmı yapmadım. Bu kısmı niye yapmadım? Çünkü bizim yeniden Marangozluk kitabına ihtiyacımız var. Bunun için hangi marangozluk gerekiyordu? İleri seviye mi? Yüksek seviye mi? Bir şey gerekiyordu ama o kitap şu an elimizde yok. O kitabı bulmaya gideceğiz. Haritama bir bakıyorum. Bir sürü kitap diye buraya işaretlemişim. Peki ya ben neredeyim? Ben buradayım. Şuradaki evi yanlış yapmıştık zaten. Onu silemiyor muyuz ya? O ne ya? Zombi sesi gibi bir ses geldi bir an. O nasıl sileceğiz ki? Silgimiz yok galiba. Belki de o yüzden silemiyoruzdur. Problem değil. Şimdi buraya bir bakalım. Buraya silahlarımızı falan koymuştuk. Levyemizin gücü bayağı azalmış. Artık sırtımda pala taşımaya başlayacağım galiba. Çünkü levyeyi bildiğim kadarıyla tamir edemiyoruz. O yüzden bu levyeyi çıkartıp çantamı atıyorum. Buradan da bu şunu da şey yapalım. Favorilerden çıkartıp bunu buraya atalım. Buradan da maşete bulmaya çalışacağız. Bu zaten biraz önce attığımız maşete. Galiba maşetemiz yok. Aslında beyzbol sopası da kullanabiliriz. Beyzbol sopası devam edelim. Maşete, heşet, Rambo bıçağı falan filan. Maşetemiz yok. Silahımız eksik. Ne yazık ki. Burada da yoktur sanırım. Çanta, mutfak, elektronik alet. Çanta, temizlik, aksesuar, clothing, mutfak, zanaat, ilaç, elektronik. Burada da silah yok. Evet, var. Birkaç tane var. Şunları bir alalım. Alamadık. Şunları bir alalım. Ah, kürek buradaymış. Kürek arıyordum işte. Buradaymış. Allah. Sinirlerim bozuldu. O kadar aradım aradım bulamadım. Bir de bu küreği dikebiliyor muyuz ya? Sanki o modu yüklemiştim. Dikmek derken böyle kenara dayamak anlamındaki dikmekten bahsediyorum. Onun bir modu var. Mekurda metal eşyayı yerleştir. Nesneyi yere koy. Şu olabilir mi? O ne lan? Aa. Nereye gitti? Ha, burada. Heh, nesneydik şu ya. Neden olmuyor? Eşya yerleştir. Ha, şu şekilde, tamam. Şöyle küreye dikebiliyoruz. Çok güzel bir mod bu. Daha böyle canlı ve yaşayan bir dünya yapmamıza yarayacak. Tabi düzenlemelerin sonra gireriz. Şimdi saat 11 olmuş. Karakterimizi bir uyutalım. Hatta şuraya bir kapı yapsaydım fena da olmazdı. Var mı üzerimizde? Tahta yok. Çivi var. Tahta yok. Tahtalarımız yukarıda kaldı herhalde. Gerçi şey olup olmadığını da bilmiyorum ya. Yeterince kapı kulbu ve menteşesi. Öyleyse uyuyalım. Uyu. Sonra kitapçıların olduğu yere gideceğiz tekrar. Oradan alabildiğim kadar kitabı alıp getireceğim buraya. Hiçbir şeyle uğraşmadan direkt amacımız orası. Hatta şöyle koşarak gidelim de. Belki koşuculuk falan gelişir. Bir de arkadaşlar acaba
YouTube'da canlı yayın yapsam izler misiniz ki ya? Bu akşam yapsam mı diye düşünüyorum da. İzlenir mi? Hoşlarına gider mi insanların, bilemedim. Oh ne güzel vuruyor be. Ne kadar hızlı vuruyor ya. Yetenek gelişince tabi. Şeyler almıyorduk zaten. Yani bunlar dursun. Uğraşmayacağım şimdi hiçbirisiyle. Yolumuza bir bakalım. Biz buradayız. Dümdüz aşağıya ineceğiz. Koşarak gideceğim. Çok fazla zombi olacağını zannetmiyorum oralarda. Zaten temizlemiş olmamız gerekiyor. Tabii yollar su kaplı. O birazcık bizim için problem. Karakter sıcak bastı. Buradayım, gelin bakalım. Sen de gel. Tamam. Orada bir tane daha var, o da gelsin. Golf sopası al, lazım olur. Var mı özel bir şey? Sigara falan yok. Tamam. Yürüyelim. Karakterin sıcaklığı çok yükselmesin. Aa niye? Ha, santigrat derece olarak gösteriyor. 8, 8 derece, 10 derecede mi sıcak basıyor bana? İlginçmiş. Gerçi koşunca basması normal de. Şurada da ne katliam yapmışız be. Gerçi hepsini çıkartmışız yere atmışız bunları, kıyafetlerini. Koşuculuk nerede? Koşuculuk yükselecek. Bence birazcık daha koşabiliriz. Koşuculuğu fulleyene kadar. En azından 3 olsun yani. Fullemek dediğim o. 3. seviyeye geçsin koşuculuk. Merhaba zombi. Gel seni buraya da keseyim. Arkadaşların yanında. Burayı sevdim. Bunların eşyalarını çıkartmamışım hiç. Çıkartalım bunların hepsini, yere atalım. Hop, zombiler geliyor. Ayıp oluyor ama. Siz nereden buldunuz la beni? Tamam. Korktum. Atmadığımız varsa hepsini atalım yere. Bitmiyordu. Zombiler bitmiyordu. Gel sen de gel et. Sizin de şu hepsini yere atalım. Değerli bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama çivi var. Çivileri alacağım. Çivileri al. Şu üzerimdeki çivileri de hatta buraya koyayım. Başka botlar falan filan. Şuraya bakalım bunlarda ne varmış. Saplı tencereye alabilirim. Şunları alayım. Gevreyi dursun. Kamp ateşi gösteriyor. Şu ok hangi moddan geliyor bilmiyorum ama kamp ateşini gösteriyor saçma şekilde. Ne var sizde? Değerli bir şey var mı? Yok gibi. Şu kalemi alayım. Sizde ne var? Metal çubuk var. Konserve açacağı var. Metal çubuğu alabilirim.
Zorda kaldığımız zaman kullanırız. Galiba kitapçı dükkanına geldik. Yani kitapların olduğu dükkana geldik. Umarım aradığımız marangozluk kitabını burada buluruz. Bir bakayım hatta. Daha ilerideymiş. Tamam, devam. Zombiler bir sürü. Gelin bakalım. Ve el baltası çok güzel. Ölür müsünüz acaba? Rica etsem. Tamam. Var mı başka? Görünürde yok. Mermi kutusunu alacağız ama şöyle hepsini bir yere atayım. Şurada kaldı. Şunları da yere atayım. Mermi kutusunu al. Yavaş yavaş silahçılık işlerine girişebiliriz. Tencereyi de alalım. Tencere lazım olur. Saatler aslında elektronik şey kasmak için iyi ama balta nerede balta? Balta bunlarda değil miydi? Yok, burada mı balta? Bunun içinde lantern varmış. Elektrik lanterni alalım. Bunları da alalım. Louisville haritasını okumuşuz, bakmışız buna. Tamam. Burada da bayağı öldürmüşüz ya. Şunların da eşyalarını çıkartacağım. Gecelik varmış. Geceliği alabilirim karakterime. Bir gün giydireceğiz kızımızı ve seksi seksi dolaşacağız ortalıkta. Zombilerin hakkını başlarından alacağız. Şunları da al. Silah silahtır. Sneaker'lar boş ver, önemli değil. Çizgi roman. Okuruz belki. Koşuculuk 261. Arabalar ne arıyor ya? Ya şu buglar olmasa güzel aslında da o buglar birazcık can sıkıcı. Şöyle temizliğe temizliğe gidelim. Burası polis merkeziymiş. Gelir misiniz siz de? Çok karşıda da varmış. Hedai sağ olsun. Yaklaşımı yanıma vuramadığım bir açıdan yaklaştıkları zaman otomatik ittiriyor. Fedai özelliği. Tamam. Var mı işimize yarayacak bir şey? Yok. Devam. Şu polis arabasına bir... bakmışım ben buna zaten. Aynen, bakmışız buna. Öyle gözüküyor. Telsizimiz var mıydı ya? Yoksa dolsun. Senin arkanda ne var? Boş benzin bidonu var. Tamam. Polis merkezinin içine girmişiz belli ki. Şimdi karakteri koşturup
koşuculuk seviyesini arttırmaya çalışıyorum. Çok bir işe yarayacağından mı bilmiyorum ama 261'di şu anda. 264 çok az geliyor. Kolibandı ve çakmak, bunları alalım. Burada da katliam yapmışız. Şuraya bak, bir sürü zombi. Ablacığım, o şapkayı verir misin bana? İstiyorum bu şapkayı. O şurada bir grup daha var. Oraya da koşacağım. Jokey. Balta getirdi bana biri. Ölür müsün? Evet, sen. Ne var sizde? Daewoo K5 pistol. Tencere var. Tencere almaya gerek var mı? Gerek yok herhalde. Yine de şöyle hepsini bir yere atacağım. Burada ne varmış? Şunları da şöyle yere atalım. Var mı değerli bir şey? Yok. Burada var mı değerli bir şey? Yok. Pistol almayacağım şimdi, uğraşmayacağım onlarla. Ah, sigara içmesi gerekiyor karakterin. Sigaramızı içirelim. Sigarillo. Burada bayağı zombi öldürmüşüm ha. Ve karakterin karnı da aç. Yiyecek ne var? Kurtçuklar var. Kurtçukları at ya, istemiyorum. Peynirli makarna yiyelim. 76'ymış, 96'ya çıkar. ...81 kilo gayet iyi karakterin ağırlığı. O yüzden artık çok daha hızlı hareket ediyor, koşuyor ve keyfimize bakabiliyoruz. Siz keyfinizi bozmasaydınız abicim, otursaydın ya. Niye kalktın ki? Rahatsız ettim ya, kusura bakma. Oo, burası kalabalıkmış. Var mı başka? Gelin. Gelin. Bacağına saplamışlar. Türk işi. Bacağına bıçağı saplamışlar abimizin. Türk işi. Resmen Türk işi yani. Şuna şöyle bir atalım. Tamam. Sonra eşyalarımıza bakalım. Bunu mu saplamışlar bacağına? Aldım. Rolling Papers'ı da alacağım. Çünkü artık kendi sigaramızı sarmamız gerekebilir. Burası neydi? Buraya girmiş miydim ben ya? Bakalım hemen. Neredeyim? Ha, buradayım. Ben buraya girmişim. İşaretlemişim bir de girdin diye. Peki. Koşuculuk 267. Her baktığımda 3 artmış oluyor. Karakteri birazcık daha koşturacağız. Tamam. Ben burada kitapları nerede bulmuştum? Ay motorunu ya. Ne kadar sesli geçiyorlar ya. Bu kitapların olduğu yer karmaş... Ha, burasıydı. Değil mi? Burası olması lazım. Sanırım burası. Yeni başlayanlar için metal işleme. Aradığım kitaplar burada yok.
Hepsini aslında taşıyabilirim de. İleri seviye marangozluk. Aradığım şey buydu. Bunu alalım. Anam zombi. Aa Aa tam oturuşumu değiştiriyordum. Zombi geldi. Değiştiremedim. Neremiz ısırdı acaba ya? Bir şey yırtıldı ama. Neyse dursun şimdi bir sakinleşeyim. Bakacağım ona şimdi. Devam edelim. Zombi ne arıyor burada ya? Hain zombi. Kitap bakıyordum buradan da geçilmiyormuş. İleri seviye çiftçilik bu lazım olacak bize. Hatta burada kitabı da oraya atayım. Şuna mı attık? Evet. İleri seviye balıkçılık bu da lazım olacak. Orta seviye balıkçılık, düşük seviye balıkçılık. Zevki kitaplar. Burada başka ileri seviye araştırma. Aslında alabildiğim alayım ya. Şunları da at buraya. Yeni başlayanlar için metaşem muhakkak vardır da. Şu okumadıklarımın hepsini alacağım ya. Burada okumadıklarımın hepsini aldım. Hunting Guide, orta seviye avcılık, orta seviye ilk yardım, düşük seviye balıkçılık almıştık. Ya yine yönü değişti karakterin. Hatta şunların hepsini şuraya da koyalım. Fazlalarını temizleriz. Tekrar tekrar buraya gelmeyeyim dedim ya. Tamam. Şuraya bakayım tekrar. Burada önemli bir kitap yok. Şuraya bakalım. Ya karakter bir değiştirme yönünü. Smithing World 2. Şunların hepsini de alayım. Ve bana zombi geliyor yine. Abi nereden geliyorsunuz siz ya? Bir rahat bırakın. Şurada bir adam akıllı kitap loot yapıyoruz. Yaptırmadınız adama ya. Bunları alamıyoruz buraya. Şuraya alalım. Tamam. Aynılarını tekrar tekrar alıyorum ama hepsini düzenleyeceğim. Birazdan. Bunları da alayım hatta 5 tane kitap modumuz düştükçe okuruz. Şuraya bakmıştık, buraya bakmıştık. Burada ne var? Düşük seviye aşçılık, bunu da al. Şimdi. Metal is your friend. Şunların hepsini bir yere atacağım. Tamam, bunları attık. Sonra buraya geleceğim. Burada kitapların da hepsini yere atacağım. Şöyle. Tamam. Şimdi yerden tekrar lootlayacağım hepsini. Şundan bile iki tane varmış. Bunun bir tanesi bana yetecektir. Şuraya atalım. Bunları da buraya atalım. Sonra şundan bir tane atalım. Bundan atalım. Tamirci çiftçilik bu. Şunların üçünü buraya atalım. Bir tanesini atalım. Bunun da
Bunun da şöyle. Smithing Vol 2. Vol 1 var mı acaba bizde bunun? Yeni başlayanlar için metal işleme muhakkak vardır ama yine de atayım. İleri seviye balıkçılık. İleri seviye elektrikçilik. İleri seviye marangozluk. Metal işleme. Çiftçilik. Ve ileri seviye ilk yardım. Gördüğünüz gibi kitapların yarısını bıraktık. Tamamdır. Burayı da işimiz bitti sayılır. Hazır gelmişken bir keşfedelim. Equipment ne yırtıldı acaba ya? Aa, üzerimizdeki bu mu yırtıldı? Üzdü. Peki, neyse. Artık yapacak bir şey yok buna. Şuradan suyumuzu dolduralım. Cry Open mı? Neyi açıyoruz ki? Cry Open'la. Peki. Ampul alayım. Buranın üst katında ne vardı? Bakmış mıydık üst katına? Hatırlamıyorum hiç üst kata çıkıp çıkmadığını. Çıkmışız, bakmışız. Yerdeki kitaplar. Defter sayfası, dergi, boş bardak, kitap, renkli kalemler falan filan. Bir şey yok. Peki. Gidebiliriz. Şuradan çıkış varsa direkt dışarıya çıkacağım. Kitabımızı aldık, artık evimize koşabiliriz. Hatta zombi yok gibi duruyor. Buraya da şöyle kırmızıyla boyutunu birazcık büyüterek okey çakıyorum. Marangozluk kitabını bulmam güzel oldu. Şimdi eve gideceğim. Marangozluk kitabını okuyacağım. Karakterin de koşuculuğunu yükseltmek istiyorum. Ya şu karşıda bayağı zombi var. Burada ne varmış? Orayı bir temizlemek lazım ya. Güzel gözüküyor. Bu kadar çok zombi kesmeye alıştım ki. Artık şey oldu bende. Takıntı oldu. Zombileri kes. Kaç tane zombi kestik lan bu arada? 1170 tane zombi kesmiştik. Diğer serimiz kaç zombi kesmiştik bittiğinde. Hatırlayanlar yorumlara yazsınlar. Etkileşim alma çabası, hatırlayan var mı bakalım? Hadi bakalım, gösterin kendinizi. Hatırlıyorsanız yazın yorumlara. Ufak ufak yayıncı hileleri. Her yer tertemiz. Ah, sonunda. Sonunda. Koşuculuk 3 oldu. Bu arada fitness'ımız da bayağı gelişmiş ya. Koşuculuk etki ediyor mu ki fitness'a? 15.592.5. Birazcık koşalım bakalım. 15.592.5. Aha, zombiler. Merhaba zombiler. Merhaba. Karakterin ciğeri çıktı, yoruldu. O kadar koşturduk ki.
kalabalık bir zombi grubunu keserken ciğerimiz çıkmış bulundu. Ama hakkıyla bu işin de üstesinden gelmiş bulunuyoruz. Gel sen de gel. Eksik kalma gel. Şapkalı. Gel. Buradayım lan. Ha. Tamam. Var mı sizde değerli bir şey arkadaşlar? Çivi var. Bu çivileri bir alalım. Şu parçalar hep boş çıkıyor. Şunları da şöyle bir yere atalım. Aha, okumadığımız bir Louisville haritasıymış bu. Pekala, bunu da okumuş bulunuyoruz. Investigate object diyelim. Ne verdin bize, ne çıkarttın? Investigate object dedik ve half of a joint. Peki. Bir şey çıkartmamış. Koşmaya devam. Evimiz nerede kaldı bizim ya? Ben neredeyim? Buradayım. Ev karşıda. Nerede lan bu ev? Şu an karıştırdım tamamen şeyimi. Bir yere atladık galiba ya. Merhaba zombi. Yorgun ve uykulu bir şekilde seni dövebilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Koşmaya devam. Merhaba zombi. Yorgun ve uykulu şekilde seni kesebilir miyim? Teşekkür ederim. Merhaba zombiler. Yorgun ve... Neyse. Yeter. Hepinize sormayacağım. Ölün lan işte. Ölmezseniz de experience verirsiniz. Ya abicim ya. Bir rahat bırakın ya. Bir Ağustos'ta loot yapacağız, yapamadık. Vur yetmiyor. Bir donma yaşandı bir anlık. Ardı kesilmiyor. Geliyorlar gene. Ha, bir tane abla suda kalmış. Peki. Şurada arkadan gelen bir tane ablamız var. Yani ben bu yorgunlukla gene kendime güvenip artistik yapıyorum ama ölmesek bari. Bu arada evimin girişini unuttum, kaçırdım. Evimin girişi neredeydi hatırlamıyorum. Ha, şurada. Tamam. Neyse, orayı temizlemiş olduk. Fena olmadı. Karakter yorgun argın, birazcık daha koşturalım. 15877.5 sanki daha azdı biraz önce. Bakalım. 15.000, hala 15877. Fitness acaba hangi koşullarda geliyor? Koşarak mı geliyor? Koşarak geliyor mudur ki fitness? Bilgisi olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Eğlendim bugün ya. Aslında bayağı da yorgunum arkadaşlar. 2 gündür deli gibi ev arıyorum. Ev değiştireceğim. Aslında bayağı yorgunum ama nedense böyle bir modum iyi. Ve evimize geldik. Kapımızı kapattık. Burada kitaplarımızı koyacak yerimiz yok. Burada var. Kitaplarımızı koyalım. Buradan şu
şuraya kadar. Hepsini buraya koyalım. Tamam. Şimdi saat 7. Oldukça erken. Şimdi şuradan bir bakacağım. Okumadığım kitapları Metal is your friend alacağım ve tek tek okuyacağım. Tabii ki esas kitabımız ileri seviye marangozluk olacak. Şunları şuraya alayım tekrar. Bunların da fazlası geldi. Fazlasını şuraya atalım. Hepsinden de ikişer tane toplamışız ha. Olsun, iyidir. Yere otur. Şunu da aç. Tamam. Sonra dergilerden başlayarak kitapları okuyacağım. İleri seviye marangozluğu da okuduktan sonra muhtemelen zaten karakteri Gaslantern bitiyor. Bunu söndüreyim. Dur, sönmedi. Kitabı şey yapalım, şunu söndürelim. Yani sıkıntı çünkü. Nerede bu? Şurada. Şunu okumaya devam et. Tamam. Karakteri uyutalım. Okuduğum kitapları yerine koyacağım şimdi tekrar. Şunları ve bunu at. Okuyacağım hala birkaç tane kitap var. Onları da şimdilik şuraya şöyle koyalım. Ama sığmayacak. Koymayalım. Şöyle yapalım. Birazcık gerçekçilik olsun. Eşyayı yerleştir. Tamam. Eşyayı yerleştir. Açık yerleştirmesi kötü ya. Keşke kapalı yerleştirebilsek. Hepsini açık yerleştiriyor. Şöyle koyalım. Peki. Bunu buraya at. Sonra bir sigara içireceğiz karakterimize. Bir de yemek yedireceğiz. Şuraya bir bakalım ne yiyeceğimiz var. Oh, 30 doyuruyormuş. Çok güzel. Hepsini yiyelim şunun. Karakterin ağırlığı 80'e düşmüş. Artık birazcık daha dikkatli olmam gerekiyor galiba. Karakterin ağırlığı açısından. Şimdi çivilerimizi aldık mı? Üzerimizde mi hala çivilerimiz? Herhalde üzerimizdedir. Üzerimizde. Yirmi attan da kalısımız varmış. Hepsini alalım. Marangozluğumuz tekrar şeyde.
Artık üçüncü seviye yapabiliyoruz. Tamam. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Üçüncü seviyede yaptığımıza göre bunları da yükseltebiliriz. Kalasımız mı bitti üstümüzde? Yok. Var. Dört tane daha kalasımız var. Neden yükseltemiyorum seni? Ahşap duvarı yükselt. Ha, çivimiz bitmiş. Tamam. Hemen bir tane çivi kutusu açalım. Şu yerdeki ahşapları da alacağım. Sekiz olacak. Çok iyi. Kitaplar çok önemli ya. Gerçekten çok önemli. Şu anda uzman seviye mi marangozluk kitabına ihtiyacımız var? Uzman seviye marangozluk kitabınız var mı bir bakalım. Yoksa artık bulmaya uğraşmayacağım. Çünkü şu anda her şeyi yapabiliyorum. Karşımıza çıkarsa okuruz. Var mı uzman seviye? Uzman seviye balıkçılık var. Yok. Uzman seviye kitabımız yok arkadaşlar. Peki. Tabii ki benim daha fazla ahşaba ihtiyacım var. Şu içerideki ağaçları keseceğim. Şurada küçükleri de bir alalım yanımıza. Bunu alamadım mı? Nerede küçükler? Burada iki tane var. Dance kart mı? Samba. Bunu okumuş muyduk? Bu nasıl çalışıyor? Inventörümdeyken mi yapabiliyorum acaba? Şu kalasları at, kötüyü at. Peki, deneyelim. Dans bakalım. Special dance. Ha, inventörümde olması gerekiyor. Samba yapıyor. Oh yeah. Huhu. Güzel. Döndürebiliyoruz karakteri. Tamam. ESC'ye bastığım zaman da duruyor. Sambacı oldu karakter. Ne kadar güzel. Tamam. Şu kalasların hepsini bir alalım. Alabildiğimize en azından. Karakter ağır. Bizim evin lavabosu nerede? Burada. Yani o da şu demek oluyor. Şuraya bir merdiven inşa edersek eğer. Şu şekilde. Merdivenimizi inşa ettik. Çatıya çıkabiliyoruz. Emin olamıyorum bir an böyle.
Yani şu demek. Ya şu çatıları yok etmenin bir yolu var mı ki ya? Toggle water power. Peki. Şuraya ama işte şu çatıyı nasıl yok edeceğiz ya? Balyoz bulamadık. Balyozla yok ediliyorsa eğer daha fazla kalasa ihtiyacım var. Şu kalasları yere bir atalım. Çatılar, çatılar, çatılar. Ben buraya bir şey inşa edebiliyor muyum ya? Şu kalasını şuraya bir atacağım şimdilik. Çöp poşetlerini almaya gidiyorum. Su... Ne diyorlar ona? Varili, ha? Su varili inşa edeceğim de. Derdim o şu anda. Buraya inşa edebiliyor muyuz acaba? Deneyelim. İnşa et. Mobilya depolama değil. Plumbing. Large Rain Collector. Buraya koyabiliyorum. Buraya koyabiliyorum. Buradan bağlanır mı acaba? Deneyelim görelim. Deneyelim görelim. Bir de şurada kalasları da alacağım. 5 tane kalas kalmış. Şu anda üzerimizde şey var mı ki? Olması lazım. Bor anahtarımız var. Evet. Umarım buradan bağlanıyordur ya. Bağlanması lazım buna ya. Has been turned on. Şu anda buraya su vermiş olmam gerekiyor. Şöyle bir şey deneyeceğim. Nerede benim kovam? Buralarda bir kova olacaktı. Kova. Sevgili kova. Bulamadık. Burada mıydı? Çürümüş ya. Ha, bunları zaten oraya ben attım. Allah Allah. Şu an niye kovayı bulamıyorum? Biraz önce vardı. Ha, şurada. Şunu bir alacağım. Tamam. Aşağıya su geldi mi bir bakacağım şimdi. Gelmiş. Tüm giysileri de yıkayabiliyorum üstelik. Peki. Doldur desek bir tane boş su şişesi dolduralım. Su şişesi 2 oldu. Var mı burada su, bunlarda su şişeleri? Yok. Çok güzel. Temiz su olarak doldurdu. Hatta deneyelim. Şu saplı tencereyi dolduracağım. Doldur saplı tencere. Su dolu saplı tencere. Evet, temiz su. Artık temiz suyumuz var. Peki ya burada? Buraya da mı bağlandı otomatikman?
Peki. Aa. Bunlar. Bir dakika ya. Çok ilginç. Buranın suları gitmedi miydi? Ha bir dakika. Sanki bir önceki bölüm gitmemiş bunun suyu falan demiştim galiba. 25'te 400. Peki. Yıkama kendin. Yıkama tüm giysiler. Suyumuz gitmiş mi bir bakacağım yukarıdan. Hayır gitmemiş. Buranın suları akıyor. Bu bir bug. Bug'lı ev mi bulmuşuz biz? Peki. Yani yapacak bir şey yok. Oyunun ayıbıdır. Bizlik bir durum yoktur. Ne yapayım yani şu noktada? Yine de orayı kullanana kadar fıçıyı zaten koymamıştım. Düşünüldüğünde şu noktada ben yine roleplay'imi yaptım. Şans işte. Çok da yapacak bir şey yok arkadaşlar bu duruma. Artık orayı ben kendim kurmuşum gibi kabul etmiş olacağım. Çünkü o kadar marangozluk geliştirdik, tepesine çıktık, bağladık şeyimizi. Su fıçımızı. Zaten şaşırmıştım ya. Yani bu şey çıkmıyordu normalde. Farklı bir şey çıkıyordu. Tesisat kur. Ha. Ay. Tesisat kur işte bu çıkıyordu. Şu anda tesisat zaten burada var. Neyse, yapacak bir şey yok. Şansımıza böyle bir bug'ımız oluşmuş. Yerleşmeyi düşündüğümüz eve. Çivimiz var. Şu çöp poşetlerini de atacağım. Şu dans magazini buraya atacağım. Rolling Papers. Bottle. Bottle cap dursun ya. Bu çantada da bayağı malzeme varmış ya. 11 tane çakmak ne yapıyor abi burada ya? 11 tane kibrit. Deli gibi malzeme biriktirmişiz çantamızda aslında. Gaz maskesi, kirli katlı deri eldivenler. Gecelik falan filan. Şimdi bunu geliştirebiliyorsam kutularımı geliştireceğim. Bana kalaslarımı verin. Yeniden kuşamayı. Galiba geliştiremiyoruz kutuları. Söküp tekrar mı yapmamız gerekecek? Sağlam kutu. Demircik, MacPad, Configure Container. Configure Container tıklanmıyor. Ha tıklandı. Neymiş bu? Ha. Container'ı şey yapıyorsun. Configure ediyorsun yani. Kelimeyi bulamadım. Özelleştiriyorsun diyelim. Favorilerimden çıkart. Çantadan değil, favorilerimden çıkart. Bunları buraya at. Atabiliyorum çünkü dolu. Peki. Aha, alarm. Alarm saatimde benim alarm mı varmış saat 8 için? Peki. Şunların hepsini bir yere atacağım. Şu kasayı sökeceğim. Sonra yeniden oraya kasa inşa edeceğim.
Çivimiz mi yok? Çivileri buraya mı attık? İnşa et, mobilya, depolama, kasa. Şöyle güzel şekilli bir kasamız olsun burada. Tamamdır. 60'a çıktı şu anda ağırlığı. Şu yerdeki bütün eşyaları tekrar kasaya atacağım. Şey de attı. Onu geri alayım. Kalası. Sonra şu silahları da şuraya bir alalım. Gaz maskesi. Bu. Var mı başka kıyafet üzerimizde? Bunu yerleştiremiyor muyuz? Şuraya yerleştirelim mi? Tamam. Şunları da buraya atalım. Gaz lantern. Silahları silah kutularına atacağım. Onları da değiştireceğim bu kutuları da. Şimdilik dursunlar. Mermileri şuraya atalım. Tabancalara yer yok. O zaman tabancaları buraya atacağız. Şu. Lucky nerede? Lucky'yi nereye koyduk? Burada değil. Burada değil. Şunlar. Tamam. Kaynak elektrodunu koyalım buraya. Temizleme sıvısı, iplik. Aa, bıçağı falan onlar da var da. Koyabildiğimiz şuraya koyalım şimdilik. Koyamadığımızı da buraya koyalım. Şöyle. Bir de bolca av bıçağımız var yine. Rancher maşete. Canı bayağı iyi durumda. İğne, elektrik lantern, metal çubuk. Şu ampulü şuraya atacağım. Şu anda aşçılık, çiftçilik, ilk yardım okunmuş, biyokemistri, yani okunmuş derken evet şey çarpanı var. Biyokemistri vol. Ha, biyokemistri vol bilini okumuşuz ama biyokemistri nasıl yapılıyor şu anda bilmiyorum. Onları çözeceğiz ya, zamanla. Elektrikçilik. Şimdi yeni başlayanlar için şunları bir alayım. Dur bir dakika, onlar zaten buradalar. Elektrikçilik, metal işleme. Elektrikçilik 2, metal işleme okuyacağız. Metal işleme önemli. Yeni başlayanlar için metal işlememizi de okuyalım. Yere otur. Şuradan şöyle. Gecenin bir saat yarısına kadar. Okuyalım. Okuduğumuz kitabı da zaten galiba tekrar yerine koydum. Karakterin karnını doyurup uyuyacağım. Yiyecek ne var burada? Şunların hepsini yiyelim. ...84'de çıktığı yemek. Şimdi 80'nin altını düşürmek istemiyorum karakteri çok. Bir tane de konserve balığını yiyelim. Kaç veriyordu konserve balığı? 18 veriyormuş. 84 güzel.
Karnı doyar. Hatta fazlası olur. Boş konserve kutusunu şuraya atalım. Metal işleme kitabı üzerimizdeymiş. Buraya atalım. Su dolu kovamız var bir de bizim. Onu da şuraya koyalım. Joint falan filan. Sigara içelim bir tane. 6 tane kalas mı var? Kalasları dışarı çıkartalım. Şöyle. Şunu içelim. Bakalım şeyimiz giderecek mi? Stresimizi. Gidercek muhtemelen. Azıcık da kafamız güzel olur. Sonra bir de uyuruz. Tamam işte. Yorgunluktan ölüyor karakter. Çok uyudum be. Çok güzel. Evet arkadaşlar, sisli bir günden şöyle durayım size. Ya da şöyle bu sefer otantik animasyon ekstra. Ha. Breakdown. Wash. Tamam. Bunlarda ne varmış? Vomit. Ha, çok güzel. Güzel bunlar varmış da bunları fark etmemiştim ya. Şöyle bunu duvara dayayanlar falan oluyor ya. Onlar nasıl oluyor acaba? Otantik animasyonlardan bakalım. Lung, fist, lamp assist, limp. Burada bir şey görmüyorum. Burada var mı? Pirate, Scared, Pose, Smell, Faint, Facepalm, Bent Double. Ha, tamam böyle şeylermiş. Ya şimdi bu duvara falan dayadıkları oluyor işte, ne bileyim buradan böyle camdan dirseklerini dayayıp dışarıya falan bakıyorlar. Onlar nedir ne değildir bilmiyorum ama şunları bir kontrol edeyim. Bilgi. İyi sulanmış durumdalar. Gece yağmur yağmış mı bir bakalım. Şunları sulamamıştık. Bilgi. Kavrulmuş. Bunları da sulayalım artık ya. Madem sınırsız suyumuz var. Şunların hepsini al. Şunları da sulayalım madem ya. Tamam. Şuradan yeniden dolduracağım. Sapı tencerelerin üçünü de dolduralım. Şunların hepsini dolduralım. Duş şişesini doldurmayacağız tabii ki. Şunları şöyle tekrar yere yerleştireceğim. Var mı başka yerleştireceğimiz bir şey? Su dolu kettle var. Şöyle. Gas lantern. Bunu nasıl dolduracağız? Şurada ne vardı bunda? Boş benzin bidonuydu bu, değil mi? Tamam.
Neyse ne diyorduk arkadaşlar? Dans. Bir dakika, nerede bizim özel dansımız? Samba dansımızın şey nerede? O tek kullanımlık mı? Yo, burada. Ha, direkt inventörde olması gerekiyor bunun. Bunu yerleştirebileceğim bir yer var mı ya? Yok. Bu direkt inventörde olması gerekiyor. Ha, tamam. Öyleyse şöyle biz bir samba yaparak arkadaşlar bu sefer size hoşça kalın diyorum. 1 saat 5 dakikadır kayıttayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.